Öne ve arkaya giderek bakın bu çalışma o kadar ciddi ki bütün endokrin bezlerimizi çalıştırıyor. O mesela insanların Alzheimer, işte Parkinson olmasının sebeplerinden birisidir. Çünkü o omurilik sıvısı insanın beynindeki plakları yıkar. Hem kalbi hem beyni bu anlamda bu kadar aktive eden muhteşem bir çalışma bu. Allah'ımızın bize bedava lütfettiği bir şey. Bu en güzel yan etkilere sahip tek şey yani. Hiçbir zararı yok. Tam tersi çok büyük faydaları var her konuda. Ruhen fiziken. Dediğim gibi bir nefesi üçe bölerek ve karnımıza bir tane de kitap koyalım. O ağzımızdan alıp nefesi ağzımızdan vereceğiz ve yatıyoruz ve başımız biraz yukarıda olacak ki çünkü baş dönmesi yapar. Yatarak ayaklarımızı birazcık böyle hani kırabiliriz veya uzatabiliriz nasıl rahat ediyorsa. Ve yavaş yavaş tek bir nefesi üç kademede önce karına dışarı doğru iterek, sonra ciğere dışarı doğru iterek, sonra kafaya doğru çekip bütün hani vücudumuzda onun gezdiğini hissederek yavaşça bırakıyoruz. Fakat bıraktıktan sonra hani tümünü böyle boşaltmıyoruz. Ucundan tekrar yakalayıp tekrar karnımıza çekip tekrar ciğere çekip tekrar kafaya çekiyoruz. Sonra tekrar bırakıyoruz yavaşça. Ve dikkat ediyorsanız bir süre sonra sisteme giriyor. Tekrar sisteme giriyor. Yani alıştıkça yapmaya çalıştıkça. İşte ilk gün diyorum ya 8 tane olur 10 tane olur dayanabilirseniz. Çünkü yani sağlam bir şey bu. Biz normalde bunu 40 tane yapıyoruz. 40. Evet. Kafaya çektikten sonra tuttuktan sonra olabildikçe sonra bırakıyoruz. Yere uzanıyoruz. Başımızın altına bir yastık koyuyoruz. Oturarak da yapabiliriz ama ilk kez yapıyorsak özellikle muhakkak böyle başımızı hafiflemiş hissedip baş dönmesi yaşayacağımız için tavsiye uzanarak başımızın altına bir yükseklik koyarak nefesi almaya başlamamız. Dediğim gibi 3 etapta nefes alıyoruz. Karına, ciğere ve kafaya olmak üzere. Karına, ciğere ve kafaya. Şekilde. Ve bunu yapabildiğimiz kadar yaptıktan sonra öncelikle bütün nefesi 3'e bölüp de karına, ciğere ve nefesi aldıktan sonra bırakırken yine yumuşak bir şekilde bırakıyoruz ama tümünü bırakmıyoruz nefesin. Dolayısıyla kafayı aldıktan sonra diye tekrar ağzımızdan nefesi bıraktığımız takdirde tekrar ucundan nefesi yakalıyoruz. Bunu 40 tane yaptıktan sonra son bırakmada yani 3 etapta aldık. Diye nefesin tümünü bırakıyoruz. Tümünü boşalttıktan sonra hiçbir nefes almadan tutuyoruz. Yani bütün nefesi boşalttıktan sonra 40. nefeste bütün nefesi boşalttıktan sonra tutuyoruz. Bütün nefesi boşalttıktan sonra tutuyoruz. Evet, tuttuğumuz noktada 1 dakika, 1,5 dakika bunu Wim Hof 3 dakikaya kadar götürebiliyor. Veyahut da öğrencileri. Her gün bunu yaptıkça şunu fark edeceğiz ki her gün o akciğerler genişlediği için daha fazla bekleyebileceğiz. Ve diyelim ki biz hani bu ilk sefer olduğu için 50 saniye 1 dakika bekleyebildik. Ne yapmıştık? 40. nefeste 3 etapta aldıktan sonra diye bırakmıştık ya. İşte o bıraktığımız noktadan itibaren ağzımızı kapatıp boş bir ciğerle tutmuştuk ya 1 dakika 50 saniye 1,5 dakika kaça kadar tutabiliyorsak. Sonra tekrar bir nefes alıyoruz. İşte o nefesi alıp
tutup beynimizde adeta sıkarcasına 10-15 saniye sıkı beynimizde tutuyoruz. Demek ki 3 etapta karnımızı, ciğerimizi şişirerek, bölerek nefesi kafamıza doğru alıp, 3. etapta kafamıza da çektikten sonra nefesi bırakıyoruz. Ve sonra bütün hepsini bırakmadan tekrar o nefesi ucundan yakalayıp, tekrar karnımıza, ciğerimize ve kafamıza çekiyoruz. Bu şekilde bir süre sonra ritme girmeniz gerekiyor. Ritme girdikten sonra 40. nefeste artık nefesi tamamen vücudumuzdan çıkarıyoruz. Ve sonra 1-1,5 dakika o şekilde nefessiz bir şekilde tutuyoruz kendimizi. Sonrasında ise tekrar derin bir nefes alıp kafamıza kadar nefesi karın, ciğer kafamıza kadar çekerek orada 10-15 saniye bekliyoruz. Sıkı sıkı nöronlarımızın yandığını hissedip sonra o nefesi bırakıyoruz. Bunu bu şekilde 3 turu yapıyoruz. Zikrimizi de üzerine yapıyoruz. Ben mesela bazen ateşim çıkıyor. Ben bunu sürekli yapmıyorum. Sürekli yapmak lazım. Mesela ateşim çıkıyor. Ben 2 kez zatüre geçirdiğim için Beyza bende direkt ateş olur. Yani üşütme zamanında. Hemen bende ateşe vurur. Hemen şimdi başlıyorum ben yattığım yerde mesela. Hemen yapıyorum. İnan ateşimi anda düşürüyor. Çünkü bu adama Ebola virüsü veriyorlar. Bilmem ne virüsü veriyorlar. Adamda hiçbir şey yok. Adamın beynini inceliyorlar. Bir sürü bilim adamı. Yok. Adam soğukla buz gibi suya giriyor mesela. Soğukla yani bilinçle ve nefesle kendini tedavi ediyor ve herkese, insanlara da bunu öğretiyor. Dünyanın çapında bir sürü insan gidiyor, eğitim alıyor vesaire. Yani çok önemli bence. Hatta şey demiştim yine, eğer sesten duyulmalıysa hastanelerimizde keşke böyle yapılsa. Hatta bizim Rüya Hoca, Rüya Hanım diye bir doktor hanım bana, beni takip ediyormuş. Ben sonradan gördüm. O da mesela nefes topları var ya hani şu hastanelerde verilir. O da mesela onunla insanın ciğerlerini geliştirmek için çabalayabileceğimizi söylüyor. Onu da ben yayına alacağım. O da anlatacak. Çünkü o da COVID'i yenmiş birisi ve yani hiçbir ilaç kullanmadan tamamen yine nefes çalışarak yani. Ve bence Türkiye'nin şu anda buna çok ihtiyacı var. Herkes o topu da alamayabilir ama herkes bunu evinde hani izleyerek yapabilir. Yani çok çok kolay bir çalışma ve bütün hormonal dengeni, immün sistemini anında patlatan çok önemli bir çalışma. İşte oksijenin önemini vurgulamıştın. Efendim canım? Oksijenin önemini vurgulamıştın. Evet, evet, oksijen ya, her şey oksijen zaten. Her şey oksijen. Yani ne kadar ciğer kapasiten artarsa, mesela şeylerde ben biliyorum, bu hani zikir meclislerinde çok bulunan insanların böyle doktora falan gittiklerinde ciğerlerine hayran kalıyor doktorlar mesela. Bu nasıl bir kapasite diye. Çünkü mesela normalde biliyorsunuz zikirde kullanılan sesler hani Allah, hay, la ilahe illallah, bu sesler kolay sesler değil. Hele ki hani ayak, zikrin bir kısmı oturaraktır, bir kısmı ayaktadır. Normalde bu hani Wim Hof'a sallar bu insanlar. Anlatabildim mi? Çünkü öyle bir nefes çalışması yapıyorsun ki zikirde sırılsıklam oluyorsun yani. Ve mesela o kadar enerji doluyorsun ki uyuyamıyorsun mesela o gün, yani uyku tutmuyor ve hala çok enerjiksin. Çünkü ne oluyor? İşte sendeki hani beden latifleşiyor. Bedenin etkisi, ruhun üstünde bedenin etkisi latifleştiği için ruhsal enerji açığa çıkıyor. O zaman da tabii ki daha dinç, daha güzel şey. Herkes diyor ki ya yüzün nurlanmış falan diyor yani. O kadar muhteşem bir şey. O yüzden bugün hani Allah esmasını, hani Allah ve bizdekinin de hak olduğunu hatırlayarak, sadece bunu yani bunun bütün yönleriyle, maddi manevi hani fiziksel bedensel ruhsal yönleriyle, hani mesela sadece Allah esması üzerinde çalışalım. Bu nefesi yapalım, sonra öne ve arkaya giderek, bakın bu çalışma o kadar ciddi ki bütün endokrin bezlerimizi çalıştırıyor. Yani zaten immün sistemidir insanın en önemli sağlık koruyucusu, ki insanın kendi immün sistemidir. Dışarıdan nefes, karın mı şişecek? Yani diyafram aşağı taraf şişecek, göz mü? Bunu yaparken mesela. Ha, Allah mesela, Allah yaparken mi? Evet, Allah. O zaman o da yani zaten bak, burada mesela o kadar muhteşem bir ilim var ki burada. Hani bu öne gitme, arkaya gitme var ya, sanıyorsun ki mesela
yani hurafe falan zannediyor insanlar. Mesela mantakçıya'dan bahsettim az önce. Şeyde ses tabii içinde karışmadan evvel. Mesela mantakçıya'nın hareketlerini görsen, çıkardığı sesleri görsen adam mesela birçok kanser hastası ve birçok hasta mesela adama gidiyorlar. Tayland'a gidiyorlar mesela onun eğitimlerine katılıyorlar. Eğitim alıyorlar. Çıkardığı sesler hep böyle bizim mesela mesela bu sesler normalde mesela bir zikir meclisi dinlediğinde aslan kükrüyor zannedersin. Mesela uzak doğuda aslan nefesi, kaplan nefesi vardır. diye mesela. Sen böyle bir dinlersin. Resmen dersin ki ya bundan aslan kükremesi duyuyorum. Çünkü gerçekten bütün bizim bu pompa, 7 tane pompa var. Mantakçıya da bunu böyle anlatıyor. Sakrumdan kuyruk sokumundan beyin sapına kadar ve tabii ki biz bu prefrontal kortekse kadar bunların hepsini aktive ediyor. Sen bunlardaki bütün bunları hani bütün bu omurilik sıvısını yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı çalıştırdığında zaten immün sistemi buradan çalışıyor. İmmün sistemi biliyorsun ikinci beyin bağırsaklar. Bizim bu batın dediğimiz bölge. Kuyruk sokumundan beyin sapına kadar bütün o omurilik sıvısının hani inip çıkıp da hatta biliyorsun insanlarda mesela slow wave sleep yani yavaş dalga uykusu diye bir şey vardır. 65 yaşından sonra yavaş dalga uykusu mesela çok azalır. O mesela insanların Alzheimer işte Parkinson olmasının sebeplerinden birisidir. Çünkü o omurilik sıvısı insanın beynindeki plakları yıkar. Yani Alzheimer olmasını engeller vesaire. Sen şimdi bu pompa çalışmasını yaptığın zaman ne oluyor? Sen bunu tamamen aktive ediyorsun. Tamamen yani immün sistemine patlatıyorsun. O sebeple yani bunlar çok önemli. Öncelikle bu nefesi yaptıktan sonra Allah esmasını çalışalım mesela bu hafta ve önümüzdeki hafta. Hani iki hafta sonra inşallah buluşmak üzere diye konuştuk ya sen inşallah. O esnada artıralım bu kapasiteyi. Sen de artır. Olur mu? Bu sefer de kedim bağırıyor. Görüyorsun değil mi? Kedim mal buraya yayına çıkmak istiyor çünkü yani. Ben bir söylüyorum. Hemen yorum mesajlara baktım ki ben kedi sesi diye yine duyarım da. Başka bir ses vardır. Resmen zikir. Korkuyla hemen mesajlara baktım. Resmen zikir yani. Zikir meselesi oldu mu böyle o kadar çok şey oluyor ki. Mesela bana bir Allah yap mesela nasıl olduğunu hani idrak ettin mi? Bak gırtlağında hani yani o sesleri çıkarmaya çalışalım. Yoksa böyle ağızdan çıkmayacak ses arkadaşlar. Allah Allah değil. Bu şekilde bu pompanın çalıştığını duyacağız ve öne arkaya giderken bütün o tiroid, timüs çok önemli. İmmün sistemi için çok önemli. Bakın bunların hepsini aktive ediyor bu zikirler. YouTube'da var bunlar. Yani şey olarak var. Hani bir zikir dinlemek istiyorsunuz. Birisinin zikrini açın. O sesleri anlamaya ve tekrar etmeye çalışın. Akciğer kapasitenizi artırmak çok önemli. Bu nöral kapasitemiz için de önemlidir. Çünkü dikkat edersen zikir ehli diyor ya hani ayette. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu insanlar çok zeki oluyorlar. Çünkü sen hem sağlıklı hem de senin nöral aktiviteni artıran bir şey yapıyorsun. O sebeple inşallah bir konu mankeninde bulursak daha da güzel göstermek için gelecek yayında daha da geniş bir vakitte. Ama şimdiden bence buna başlayalım. Yani bu Wim Hof'la Allah zikrini açalım da şeyden de YouTube'da artık bulabiliriz. Nasıl bir ses çıkarıyorlar? İzleyelim. Ondan sonra kendimiz yapmaya çalışalım. Çok büyük faydasını göreceğiz. İnanın. Çok büyük faydasını göreceğiz. Hem şişiyor hem göğüs şişiyor. Evet. Çok derin bir nefes alışverişi var. Çok yani. Evet. Hem aşağı taraf şişiyor, karın şişiyor hem göğüs. Ya müthiş. Biz Beyza biz konferansların hani olduğu dönemde mesela 5000 kişi başvuruyor ve yani binlerce insan başvuruyor. Tabii otelleri alabileceğin insan sayısı çok kısıtlı. İnanır mısın? Bir zikir yapılıyordu orada. Aman ya Rabbi. Yani yaşayan bilir ya. Zikir meclisi gerçekten Allah yani yaşayan bilir yani. Başka bir şey diyemiyorum. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Ayağın yere basmıyor günlerce. Ve müthiş bir dima açıklığı. Müthiş bir
sağlık hissiyatı, tabii o kadar sen omurilik sıvısını aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı nöral aktivite bu kadar şey. Çünkü beyin her şey, yani beyin bütün bedeni yöneten, yani böbreğin ağrıdığında sonuçta beyinle böbreğin arasında ilişki var. Yani her şey beyinle bağlantılı. O yüzden de hem kalbi hem beyni bu anlamda bu kadar aktive eden muhteşem bir çalışma bu. Allah'ımızın bize bedava lütfettiği bir şey. Yani evimizde ciddi söylüyorum, şu anda çok daha yaygın bir şekilde tekrar hani artışlar var virüslerde vesairede. Bunları yapalım. Bunları yapalım. Kendi kendimize yapalım yani bunları evimizde. Hem öncelikle Allah'ımız için hani kendimizdeki o kirlerin dökülmesi, o pasların dökülmesi kalbimizden. Hem de bilelim ki bunun yan etkileri muhteşem. Bu en güzel yan etkilere sahip tek şey yani. Hiçbir zararı yok. Tam tersi çok büyük faydaları var her konuda. Ruhen, fiziken. İnşallah. Bedenimiz bu kadar birbirinden, bütün hücrelerimiz haberdarken bizim bunlardan bu kadar kopuk olmamız gerçekten hiç bize göre değil. Ya Hiç bize. adamlar şimdi sürekli intermittent fasting, hani işte oruç tutmak. Mesela en böyle tanınmış yine bilim insanlarından 3 gün oruç tuttum diyor. Sadece su içtim diyor. İmmün sistemim %30 patladı diyor. Yani Allah herkesi doğruya getiriyor. Herkesi doğruya getiriyor. İşte biz zaten buna sahipken bu bilgiye, niye biz bunu neden bu kadar zor yoldan bunları hatırlama ihtiyacı duyuyoruz ki? Elimizin altında bütün bilgi, bütün öğreti. Biz sadece işte bu da çok ilginç bir şey yani. Yurt dışındakilere nasip oluyor, bize nasip olmuyor. Artık Evet. bundan vazgeçelim gerçekten. Gerçekten. Söylediğin gibi orucu bilim insanlarından yeni yeni duyuyoruz. Çok Hem çok haklı. nasıl yazdım ya ikinci kitapta. Efendim Deniz'im? Hani ikinci kitapta falan yazdım ya yani bu beyin Evet. kapasitesini artıran bir şey. Şimdi mesela tavşanlar üzerine yapılan çalışma var. Mesela sen veyahut da fareler üzerinde hani aç bırakılan farenin nöral aktivitesi artıyor. Mesela tavşanlar üzerinde yapılan çalışma var. Tavşan eğer lokal bir yerde sen tavşanı büyütüyorsan mesela evin önünde yiyeceği içeceği önündeyse tavşanın beyni çok gelişmiyor. Ama bir bakıyorsun vahşideki tavşanın beyni acayip gelişmiş. O yüzden hani sıkıntılar bizi şey zannettirmesin. Sıkıntı insanın beyin aktivitesini artırır. O yüzden dervişler hep diyorum ya dervişler birbirine Allah belanı hani Allah işte belanı artırsın der ya o onlara dua yani. Çünkü niye? Çünkü potansiyeller zorlandıkça açığa çıkıyor. Maalesef biz konfor alanına girdiğimizde nefsimizin yapısı gereği hiçbir şekilde nasıl diyeyim yani seriyoruz. Ama işte Allah bizi zorluyor. Sistem bizi zorluyor ki artık uyanalım. Artık bütün potansiyelimizi açığa çıkartmaya çalışalım diye. İnşallah, inşallah Deniz'im. Ne istersin, ne uygun görürsün? Telkinimizi okuyayım mı? Okumaya çalışayım mı? Olur. Telkinimizi okuyalım. Ondan sonra da zaten kardeşlerimize de sana da sen de yarın erkenden işe gideceksin. İyi Estağfurullah. uykular dileyelim. İnşallah güzel güzel rüyalar görelim. Yarın şu an itibariyle gerçekten bütün bu konuştuklarımızı birçok kardeşimiz mesaj atmış Beyza. Yani birçok kardeşimiz demiş ki ben artık hani başlayacağım hani yapacağım edeceğim. Birkaç tane ya nasıl yapacağım falan diyen hala var. Nasıl yapacağım yok. Sen yapmayacaksın zaten. Sen Allah'a koşacaksın. Allah'la beraber yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Sen hiçbir şey yapamazsın. Allah'ın yardımıyla ama her şeyi yaparsın. Tamam. Evet. Okurken yine yorumlar kapalı kalsın mı yoksa açayım mı ister misin Deniz'im? Bence yorumlar kapalı olsun. Sonra gitmeden bir iki dakika açarız. Biri, iki, üçü. Üçünü de sırayla okuyayım mı? Tamam. Şöyle birincisinin sonuna kadar hani sendeki haktır bendeki haktır da bitiyor. Evet. Orasını diyorsun değil mi? Orada Evet. bitiyor. Orada bitim. Diğerlerini okumuyorum şimdi. Tamam. Diğerlerini başka yayında. İnşallah. Çok güzel, çok, çok. Olan her şey rahmet dahilindedir. Varoluşta olan her şeyde sevgi ve rahmet esastır. Seviliyorum ve rahmet içindeyim. Seviliyorum ve rahmet içindeyim. Seviliyorum ve rahmet içindeyim. Acı bir zandır, aslı kurgudur. Ömür sürecimde, bilinç ekranımda üzerine acı yüklediğim her olayı şu an itibariyle öğretiye dönüştürüyorum. Anladım ki Yaradan'ın rahmeti ve sevgisi içerisindeyim. Öğrendim,
eminim. Bundan böyle acıyla öğrendiğim her şeyi şükürle öğrenmeyi seçiyorum. Acıyla öğrendiğim her şeyi şükre dönüştürüyorum. Artık biliyorum ki Allah kullarına asla zulmetmez. Geçmişte ya da hali hazırda. Acı çektiğini düşündüğüm annem. Hakkında böyle düşündüğümüz herhangi birini yerine koyabiliyoruz. Korundu ve yardım edildi. Acı çektiğini düşündüğüm kendi varlığım korundu ve yardım edildi. Acı algımı değiştiriyorum. Şükür algısına geçiyorum. Algı bir oyundur ve ben bu oyunu bozdum. Hangi duyguyu yaşayacağımı artık ben seçiyorum. Çünkü idrak ettim ki varlığımda tezahür eden ben, kendim zannettiğim izafi benliğim değil. Yaradan'ın bendeki tezahürüymüş. Yaradan hastalanmaz. Yaradan acı çekmez. Yaradan acı vermez. Yaradan ölmez. Yaradan güç ve kudretin yegane sahibidir. Varlığımda tezahür eden Yaradan'a ait tecelliyi açığa çıkarmayı seçiyorum. Şifalandım ve şifa vermeyi seçiyorum. Geçmişimi tekrar etmeyi değil, yepyeni geleceğimi yapılandırmayı, inşa etmeyi seçiyorum. Şu ana dek içinde bulunduğum kader olasılıklarının küçük kutusundan sıyrılıp, sonsuz olasılıkların içinde bulunduğu kader olasılık denizine sevgiyle kendimi teslim ediyorum. Lütufla, kolaylıkla, merhametle öğrenmeyi seçiyorum. Güç ve kudret Allah'ındır. Ruhen ve bedenen şifalanmayı ve şifaya vesile olmayı seçiyorum. Hayatımda bana tekamül etmem için gereken öğretileri vermiş herkese teşekkür ediyorum. Affetmekten öte teşekkür etmeyi seçiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayatımdaki her oyuncuya tekamül yolculuğunda görevlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bendeki haktır. Sendeki haktır. Haktır. Ondaki Ondaki haktır. haktır. Herkesteki Herkesteki haktır. haktır. Bunun üzerine nasıl nefes çalışılır, nasıl nefes alınır, nasıl niyetlenir, nasıl uyunur, nasıl ağlanır? Bu nasıl bir telkin çalışmasıdır, nasıl bir telkindir, nasıl bir niyetler bütünüdür Deniz'im? Allah razı olsun senden. Senden de tamamen ayetler üzerinden. Çünkü asıl telkinler ayetlerdir. Tamamen onlar üzerinden Allah'ım yazdırdı. Elhamdülillah. Ve işte şimdi bunları, çünkü en büyük telkini, en muhteşem telkini sadece Allah verir. Dolayısıyla ne anlattığını anlamaya çalışırsak ve bunu da içselleştirirsek, bundan daha güzel bir dost telkini, öğretmen telkini, ebeveyn telkini, arkadaş telkini, her şeyin, yani her şeyin senin için en çok senin için en çok endişelenen, seni en çok düşünen, seni en çok seven, seni en çok koruyanın telkini. O kadar muhteşem ki, yani ayetleri okurken yazıyorum bunları. Zaten ayetler okurken hani geliyor. Ve zaten bunların hepsini bir topladık biz şimdi. Çünkü gerçekten Allah'ımızın bize ne kadar düşkün olduğunu ve bizi aslında nasıl sürekli bir şekilde toparlamaya çalıştığını, neden burada olduğumuzu hatırlatmaya çalıştığını anlamak için ve bu nefes çalışmalarından sonra biz bunu yaptırıyoruz mesela, zikir çalışmalarından sonra ve insanlar tabii çok duygusal şeyler yaşıyorlar o esnada. Çünkü gözlerinin önüne hayatlarında kendilerini üzmüş, kendilerine acı vermiş herkesi getirip orada o esnada hakkın veçesini görmeye çalışıyorlar ve bunu başardıkları noktada çok duygulanıyorlar tabii ki. Ve orada bırakıyorlar, serbest bırakıyorlar. Yani o kendilerinin peşini bırakmayan, kendi kendilerine zarar veren
bütün düşüncelerden arınmaya başlıyorlar. Bunu inşallah dediğim gibi nefes ve zikrin üstüne yine yapalım daha yoğun bir şekilde, daha uzun bir şekilde tabii ki.